yine başlar, yeni yeni başlar. International TV ortada kalmadan cover yapalım her zaman. International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 1.0 güncellemesi çok yakın bir zamanda geliyor. Yani çok bir şey kalmadı. Sezon 15'te geliyor ve bunlarla beraber tabii ki yeni elbise ve silah desenleri geliyor. Sezon 15 100 level elbisesi, bu göstereceğimiz elbiselerin içerisinde hangisi olduğunu tahmin etmek istiyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar öyle bir VSS deseni geliyor ki, yani şimdiye kadar öyle bir desen geldi mi bilmiyorum. Sayılı desenlerden bir tanesi olacak VSS deseni. Çok güzel. Ben inanılmaz beğendim. Şimdi birazdan bakacağız zaten. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce ikinci kanalımız var. Şu an 8000 abone civarında. 8200 abone civarında. Oraya da abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Ve orada ne videoları çekelim yorumlar kısmına yazarsanız da mutlu olurum. Şöyle bir 10.000 aboneye geçtiğimizde orada da yavaş yavaş videolar atmaya başlayacağız arkadaşlar. Sizlerin destekleriyle beraber tabii ki. Şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar böyle bir M416 deseni geliyor oyuna. Bu yükseltilebilir silah. Yanda zaten sandığını da görüyorsunuz. Böyle bir sandığı olacak. Güzel bir silah. Biraz böyle sanki sezon 8'i anımsatıyor gibi. Üstünde böyle korsanvari şeyleri var. İşte dümen falan var. Ama güzel bir desen. Hoş olmuş diyebiliriz. Dediğim desen bu arkadaşlar. Şu VSS deseni efsane bir desen. Yükseltilebilir VSS olacak bu belli. Ama çok güzel olmuş ya. Yorumlar kısmına kesinlikle fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Şu VSS deseniyle ilgili özellikle. Ben çok beğendim. Ya mükemmel ötesi ya. Çok hoş duruyor. Adamlar harbiden güncellemeyle beraber bayağı bir şey değişiyor. Bu AK deseni. Bu da işte bu Cadılar Bayramı geliyor ya gençler. Ona özel. Sandığı da var zaten. Ona özel bir silah. Bu da yükseltilebilir silah. Gösterdiğimiz silahların hepsi yükseltilebilir. Bu arada bazı eski silahlar ve eski elbiseler de oyuna ekleniyor. Onu da şimdiden söyleyeyim. Şöyle bir elbise geliyor. Bu elbiseyi ben daha önceden görmedim. Hatırlamıyorum. Böyle hayalet artık elbisesi mi diyelim, kostümü mü diyelim. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Bunlar tabi Cadılar Bayramı ile beraber yavaş yavaş etkinliklerle beraber ya çarkta ya sandıkta bir şekilde oyuna eklenecek elbiseler, ama güzel yani. Bu elbiseyi zaten biliyorsunuz, güzel bir elbiseydi. Tabi oyuna tekrardan ekleniyor arkadaşlar bu elbise. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar, yeni kovboy elbisesi geliyor. Bence bu elbise biliyorsunuz Royal Pass olabilir. Veyahut da 180 UC'ye falan aldığımız bir olay oluyor ya böyle. Her zaman Royal Pass sezonlar geldiğinde. Onlardan bir tanesi olabilir. Arkadaşlar şu kenarda çıkıyor biliyorsunuz. Sanki o gibi geldi bana. Ama güzel yani. Elbise güzel. Böyle iki tane bir elbise geliyor. Soldaki şöyle söyleyeyim. Kadının elbisesi sanki böyle Street Fighter'da bir dövüşçü vardı. Adı aklıma gelmedi. Üst kısmı ona benziyor. Elbisenin tabii alt kısımları olmadığı için bir şey diyemiyorum. Böyle yine çift bir elbise geliyor arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi sezon 15 100 level elbiselerini de tahmin edebilirsiniz. Yine böyle iki tane çok güzel bir elbise var. Yani hem erkeğin hem de kadının elbisesi bence güzel yani. Oyun harbiden bu sefer böyle adam akıllı güzel şeyler getiriyor. Yine böyle çift farklı bir elbise var iki tane. Bunlar da hoş duruyor. Yani takım takım geliyor şu an elbiseler. Bayağı da güzel duruyor. Bu vektör desenini biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Geçen sene gelmişti diye biliyorum. Yine oyuna ekleniyor arkadaşlar. Böyle yarasa desenli gibi bir şey. Cadılar Bayramı ile beraber. Bunlar da yükseltilebilir olması lazım. Oyuna ekleniyor. Ha evet, yükseltilebilir. Böyle 3 tane kostüm geliyor arkadaşlar. Elbise geliyor. Bu elbiseler bir ihtimal sezon 13'teki biliyorsunuz böyle Power Rangers olayı vardı. Ona binaen gelebilir diye tahmin ediyorum ben.
Ama tabii siz de yorumlara bilgilerinizi yazın. Ama şunu söyleyeyim. Yani şu oyunda PUBG Mobile'de şu tarz elbiseler çok hoşuma gitmiyor böyle. Yani biraz daha böyle Fortnite'a gidiyormuş gibi oluyor. Oyun biraz daha hani PUBG Mobile farklı bir oyun. Böyle biraz fantastik elbiseler çok da bilmiyorum. Gitmiyor gibi geliyor bana. Böyle bir elbise geliyor yine. Bu da güzel. Hoş duruyor. Şahsen benim beğendiğim elbiseler içinde şu an. Bunu da geçelim abi. Bu çok güzel. Yani bunun adı acaba samuray elbisesi mi olacak bilmiyorum ama hem erkek karakterin hem de kadın karakterin elbisesi çok güzel. Erkek karakter biraz o yeşil maske ile beraber sanki ninja kaplumbağalardan çıkmış gibi ama güzel duruyor. Hoş duruyor. Böyle bir güçlü duruyor yani elbise. Karakteri güçlü gösteriyor. Hoşuma çok gitti. Bu da böyle enteresan artık ne diyeyim bu şeytanın kardeşi midir nedir? Böyle tipsiz, benim hiç hoşuma gitmeyen. Ya şu oyunda bence şu tarz elbiselerin olmaması lazım. Böyle yani oyunla alakası yok. Oyun biraz böyle daha gerçekçi bir oyun. Ama bu elbiseler çok da yakışmıyor bence ya. Az önceki dediğim o üçlü elbisedeki gibi bu da böyle enteresan. Yani artık kimin fikrinden çıktıysa bu elbiseleri ayarlayan. Değişik bir elbise. Hele bu. Bunu görünce aklıma direkt koyun geldi. Enteresan. Adam artık kadının o kafasındaki şapkayla beraber mi? Bilemiyorum ama. Alt taraf çok gözükmüyor tabii. Alt tarafı yok. Yani böyle yapılmış bir elbise gibi. Hani çok da güzel değil şahsen. Beğenmedim ben bunu. Bu elbise az önceki dediğim gibi üçlü elbiselerden bir tanesi. O üçlünün içinde belki en güzeli bu. Hani bu tarz elbiseleri çok şey yapmasam da en böyle sağlam duranı bu bence. Hoş duruyor yani. Buna benzer bir elbise var zaten biliyorsunuz oyunda. Bu elbise daha önceden geldi mi bilmiyorum ama oyuna yine bu elbise geliyor. Ama bu tarzda bir elbise zaten oyunda vardı çoğunuz biliyorsunuz. Son şeyimiz arkadaşlar oyuna böyle bir tam böyle karakterli bir elbise geliyor. Bu da böyle güzel duruyor aslında maskesiyle beraber büyük bir ihtimalle sandık veya çarptan çıkar diye tahmin ediyorum. Ama sandık da olabilir ama güzel bir elbise. Evet arkadaşlar elbiseler bu kadardı. Benim hoşuma gitti çoğu. Bazıları hoşuma gitmese de VSS deseni efsane bence kendi görüşüm. Yorumlar kısmında VSS deseni sezon 15 100 level elbisesi hangisi? Bir de yeni kanalımızda hangi videoları çekelim yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.